Kapsül Günlük Doz'dan herkese merhaba. Bugün, 31 Ekim Salı. Yurdun büyük bir bölümünde, parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Antalya, Burdur ve Isparta'da ise, şiddetli yağış ihtimali var. Şimdi haberler. Türkiye'deki internet sansürünü inceleyen rapora göre, geçen yıl, en az 40.536 bağlantıya erişim engeli getirildi. Engellenen toplam 3.196 haberin çoğunluğu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesi hakkındaki haberlerden oluştu. İkinci sırada, AKP'ye yakın kişi ve organizasyonlar hakkındaki haberler yer aldı. Üçüncü sırada ise, Erdoğan'ın eski avukatı Mustafa İnal hakkındaki haberler bulunuyor. Kişilik hakları ihlali, haberlerin engellenme gerekçelerinde ilk sırada. Bir haber veya paylaşımın, erişime engellendiğinin duyurulduğu haberler içinde, çok sayıda erişim engeli kararı verildi. Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın, bir lise arkadaşının aldığı ihaleyle ilgili bir haber, bunlar arasında ilk sırada. Cinsel saldırı suçundan ceza alan uzman çavuş Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle, 2 yıl 4 aya kadar hapsi istenen oyuncu Hazal Kaya'nın, cezalandırılmasına gerek görülmedi. Oyuncu Ezgi Mola, hakaret suçundan 6.960 lira adli para cezası almıştı. Kaya'nın avukatı, kararın emsal olabileceğini söyledi. Türk İş'in araştırmasına göre, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 13.684 liraya, yoksulluk sınırı ise 44.573 liraya yükseldi. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti de aylık 17.803 lira oldu. Aynı araştırmada gıda enflasyonunun %84 ile 6 ayın zirvesine çıktığı belirlendi. Yeşilçam'da birçok aktrisi seslendiren, seslendirme sanatçısı ve oyuncu Ceyhan Mahfi Ayral Tözüm, 94 yaşında hayatını kaybetti. Tözüm, Türkan Şoray, Filiz Akın, Belgin Doruk, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Emel Sayın, Gülşen Bubikoğlu ve Necla Nazır gibi isimleri seslendirmişti. İkonik dizi Friends'te, Chandler Bing karakterini canlandıran aktör Matthew Perry, 54 yaşında hayatını kaybetti. Los Angeles'taki evindeki jacuzzi'de bulunan Perry'nin ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Dizide oynadığı yıllar dahil, uzun dönemler uyuşturucu ve alkol bağımlılığı tedavisi gören Perry'nin sağlık sorunları, 2018'de kriz noktasına gelmişti. Opioid kullanımı nedeniyle kalın bağırsağı patlayan Bing, ameliyatın ardından 2 haftayı komada geçirmişti. İsrail ordusunun, Gazze'ye yönelik kara harekatı ve hava saldırıları sürüyor. Tankların, Gazze şehir merkezindeki Selahaddin Caddesi'ne kadar girdiği, sınırlı bir saldırı gerçekleştirdikten sonra, İsrail ordusunun geri çekildiği belirtiliyor. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana süren saldırılarında, Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı, 8.306'ya yükseldi. Yaşamını yitirenlerin 3.457'si çocuk. 21.000'den fazla da yaralı var. Birleşmiş Milletler, insani yardım taşıyan 33 tırın daha Gazze'ye giriş yaptığını, ancak bu yardımın da yeterli olmadığını açıkladı. İsrail'in saldırıları öncesinde, bölgeye günde 500 yardım tırı geçiyordu. Los Angeles Lakers'ın, Hall of Fame basketbolcularından Magic Johnson, servetini 1 milyar doların üzerine çıkaran 4. sporcu oldu. Magic Johnson Enterprises isimli yatırımları sayesinde, servetini 1.2 milyar dolara yükselten eski basketbolcu, basketbolu 1996 yılında bırakmıştı. Michael Jordan, 3 milyar dolarlık servetiyle, milyarder sporcular listesinin tepesinde bulunuyor. Onu, 1.1 milyar dolarla golf oyuncusu Tiger Woods ve 1 milyar dolarlık birikimiyle, aktif sporculuk hayatını sürdüren LeBron James takip ediyor. Daha fazlası için kapsül.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.